Rus işgalinde Ukrayna'da mahsur kalan Urfalı Sultan Dikeç Türkiye'ye döndü. Devam eden savaşta Ukrayna'da mahsur kalan Türkiye vatandaşları tahliye edilmeye devam ediyor. Şanlıurfa'dan okumak için Ukrayna'ya giden Sultan Dikeç evine döndü. Dışişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna hava sahasının kapalı olması sebebiyle mahsur kalanlar karayoluyla tahliye edildi. Güzergah değişti. Tekrar Lviv'den Charivski'ye geçtik. Charivski'ye geçtikten sonra yaklaşık otobüsle 18-19 saat Romanya'da bulunan havaalanı, daha doğrusu Türklerin tahsis ettiği toplanma merkezinde bekledik. Önce Romanya, ardından Bulgaristan üzerinden ailesine kavuşan Urfalı Sultan Dikeç o anları gerçekten çok farklı. Savaş hiçbir şekilde, hiçbir dilde, hiçbir kavramda eşi benzeri karşılığı olmayan bir şey. İnsanların hayatında gerçekten çok derin yaralar açtığı ifadeleriyle anlattı. Gerçekten yaşadığım şeyin hiçbir şekilde açıklaması yok. Söyleyebileceğim tek şey, Allah hiç kimseye yaşatmasın. Tamam, biz geldik, ailemize kavuştuk, kendi ülkemizdeyiz. Ama gerçekten arkamızda öyle şeyler gördük ve bıraktık ki oradaki insanlar nasıl dayanacak hiç bilmiyorum. Dün beni en çok mutlu eden şey de şu oldu. Dün Türkiye özel tahliye yapmıştı Türk vatandaşları için ama neredeyse Türk vatandaşı kadar oradaki yerli halk da tahliye edildi. Ve bunların hepsini de Türkiye Cumhuriyeti yaptı. Hepsi bizimle beraber trenlerle Romanya'ya kadar geldi. Oradan tekrardan Türkiye'nin tahsis ettiği özel uçaklarla İstanbul'a kadar geldi. Sultan Dikeç'in ailesi bugünü beklediklerini, gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Aramızda sağ salim. İnşallah hani böyle bir acıyı kimse yaşamaz, hiçbir ana baba yaşamaz. Çok mutluyuz. Vallahi bu anda yani daha doğrusu bundan bir saat önce karşılaştık havaalanında. Tabii getirdik kendisini havaalanında.